Bugün her zaman olduğu gibi bazı önemli başlıkları sizler için değerlendireceğim. Aynı zamanda tabii ki rakamların da nereye geldiğini ve bundan sonra nereye gidebileceğini konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle Erdoğan'ın dün yaptığı konuşma oldukça dikkat çekiciydi ve sosyal medyada da epey yer aldı. Acaba yakın zaman içerisinde bir devalüasyon mu olacak ve bunun habercisi miydi Erdoğan'ın konuşması diye yorumladı. Neden? Çünkü Erdoğan 2018 Ağustos öncesinde olduğu gibi dolarınızı satın, Türk lirası alın dedi. O dönemde de aynı bu cümleleri kurmuştu ve 3 lira olan dolar bir anda 8 liraları zorlamaya başlamıştı. Dün yaptığı konuşmada da aynı ifadeleri kullanmış olması, acaba yakın zaman içerisinde bir kriz patlayacak, bir kur şokuyla karşı karşıya mı kalacağız yorumlarına sebep oldu. Bu konuyla ilgili ben ne düşünüyorum diye sorarsanız, zaten uzun zamandır Türkiye'nin hem makroekonomik verilerinin bozulduğunu hem de uluslararası ilişkilerinin bozulduğunu sizlerle paylaşıyordum. Bunun üzerine bir de katsa yaptırımları eklendi ki benim beklediğimden de önce ilk yaptırım uygulamaya konuldu. Riskler her geçen gün biraz daha artıyor. Dolayısıyla dolar kırtlığı daha da artacak, yabancı çıkışı daha da artacak ve yerlinin dövize olan talebi de daha fazla artacak. Bu saatten sonra bu işten dönüş yok. Merkez Bankası rezervleri de eksi 50 milyar dolara geldiği için işin çevrilemeyeceğini gören ve aynı zamanda kısa vadeli borçların da ödenme ihtimalinin kalmadığını gören Erdoğan böyle bir çağrı yaptı. Bu tür ataklar, bu tür konuşmalar, bu tür yaklaşımlar kurun yükseliş eğiliminin daha da hızlanmasını beraberinde getirecektir. Kur şu anda 7.88 aralığına sıkışmış durumda. Bize 6.87 aralığını, 5.86 aralığını, 4.85 aralığını hatırlatıyor. O aralıklarda da neredeyse 1-1,5 ay durmuştu. Sonrasında yukarıya doğru sert ataklar yapmıştı. Oransal olarak baktığımızda bu seviyede kalan dolar kurunun önümüzdeki günlerde eğer kademeli bir yükseliş olursa minimum 8.80'e kadar gideceğini öngörebiliriz arkadaşlar. Ancak bir kırılma olursa, sistem bozulursa o zaman zaten doların 16-20 aralığına gideceğini sizlerle paylaşıyorum. Bu işin sonuna yaklaşmış durumdayız. Bu arada konut fiyatları yükselecek, konut satışları uçacak, kaçacak diyen arkadaşlarımıza da bir cevap verelim. Bakın, Haziran ayından beri sizleri uyarmaya çalışıyorum. Konut satışlarında dramatik düşüşler olacak diyorum ve bu düşüşler nedeniyle önümüzdeki dönemde konut fiyatları da ciddi anlamda düşecek diyorum. Nitekim Haziran ayında kredi oranlarının düşürülmesiyle birlikte, suni bir şekilde düşürülmesiyle birlikte fiyatlar da suni bir şekilde arttırılmıştı müteahhitler tarafından ve ev sahipler tarafından. Şimdi o balon yavaş yavaş geri çekilmeye başladı. Pek çok ev eski fiyat seviyelerine yaklaşıyor arkadaşlar. Bu fiyat seviyelerinin çok daha diplerde olduğunu göreceğiz. Konut satışları bu kadar yavaşlamışken, bu kadar faiz oranları yükselmişken ve yükseliş eğilimi devam ederken bu saatten sonra konut satışlarının artması mümkün değil. Nitekim ipotekli konut satışı dediğimiz, yani bankacılık kanalıyla yapılan satışlarda çok daha sert düşüşler görüyoruz. Toplam konut satışları bir önceki yıla göre %18 düşerken ipotekli konut satışları %44 oranında düşmüş durumda. Neredeyse yarı yarıya düşmüş durumda geçen seneye göre. Zaten geçen sene de konut satışları diplerdeydi. Biz bu sene %44 daha gerilediğini görüyoruz. Demek ki arkadaşlar, bu kadar çok stok varken, bu kadar çok satmaya çalışan insan varken, bu kadar çok bankalardaki konut kredileriyle ilgili batıklar varken, sorunlu krediler varken konut fiyatlarının agresif bir şekilde düştüğünü göreceğiz ve onun öncü göstergeleri de yaklaşık 2-3 aydır geliyordu zaten. Bu ayda yine %18'lik bir düşüş var. Geçen aya göre de %5'lik bir düşüş var. Biliyorsunuz geçen ayda çok hızlı bir düşüş vardı satışlarda. Bu ay üzerine bir %5 daha eklenmiş durumda. Bir başka önemli haberi ve veriyi paylaşmak istiyorum arkadaşlar sizlerle. Önümüzdeki dönemde enflasyonda gıdanın etkisi daha da artacak. Gıda fiyatları daha da artacak. Bunu nereden çıkartıyorsun Selçuk diyebilirsiniz. Tarım ürünleriyle ilgili üretici fiyatları geldi. Evet, yani tarımın üfesi geldi arkadaşlar ve üretici fiyatlarının %20.76 oranında arttığını görüyoruz. Yani 100 liralık bir ürün 120 lira oldu. 10 liralık bir ürün 10
12 lira oldu üretici fiyatı bazında. Yani üreticilerin maliyetleri %20 oranında arttı. Diğer maliyetlerini eklemiyorum bile. Demek ki bunu tüketici fiyatlarına yansıtacaklar. İster istemez üzerine bir de kar koyacaklar, gelir elde edebilmek için. Gıda ürünlerindeki fiyatların önümüzdeki aylarda daha da artacağını gösteriyor. Ve Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarında kurda bir yükseliş olmasa bile gıda fiyatlarının ciddi anlamda yükseleceğini bize gösteriyor. Gıda fiyatlarını enflasyon sepetinin içerisinde ağırlık olarak azaltırsınız ama sonuç itibariyle vatandaşın sırtındaki yükün azalmayacağı ortada, vatandaşın üstündeki yük her geçen gün biraz daha artmaya devam edecek. Biden resmi olarak başkan kabul edildi, onaylandı başkanlığı. Hani bir takım tevatürler vardı, yok Biden hasta olacak, yerini Trump'a bırakacak falan, öyle bir prosedür zaten yok da nasıl bu dedikodular ya da hatta yalanlar uyduruluyor bunu anlamış değilim arkadaşlar. Bu arada tabii bizi ilgilendiren en önemli nokta katsa yaptırımları. Katsa yaptırımları bir maddeyle mi kalacak yoksa önümüzdeki dönemde bu madde sayıları arttırılacak mı? Ağırlaştırılmış hükümler gelecek mi konusu da tartışılıyor. Evet arkadaşlar, başkanın 5 maddeye kadar yaptırım uygulama ihtimali söz konusu. Hatta zorunluluğu söz konusu. Trump bu dönemde elini taşın altına çok koymak istemediği için sadece bir maddeyle geçiştirdi. Gördüğüm kadarıyla önümüzdeki dönemde de katsa yaptırımları Biden tarafından sert bir şekilde uygulanacak. Eğer ki S-400 ile ilgili Türkiye geri adım atmazsa, Doğu Akdeniz konusunda, Suriye konusunda, Libya konusunda tavizler vermezse. Tavizler vermesi de bizim işimize gelmiyor bu arada, onu da söyleyelim. Yani o zaman biz niye Libya'da bu kadar uğraştık? Suriye'de neden bu kadar çok para ve can kaybına sebep olduk? Suriyeli sığınmacılar diye bir problemle karşı karşıya kalıp onlara 40 milyar dolar gibi bir para harcadık. Doğu Akdeniz'de neden bugüne kadar bir yığın uluslararası ilişkiyi bozduk? Bütün bunları sormak gerekir. Eğer ki taviz verirse aynı zamanda arkadaşlar bu katsa yaptırımlarının uygulaması da öyle hemen şak diye kaldırılmayacak. Önümüzdeki günlerde de Türkiye'yi zorlamaya devam edecekler. Ekstra yeni tavizler almaya çalışacaklar. Taviz vermezse ne olur? Böyle bir durumda da S-400 üzerinden bizi köşeye sıkıştırmaya devam edecekler ve katsa yaptırımlarının ağırlıklarını arttıracaklar. Para transferleriyle ilgili olan kısımda, yani SWIFT kanallarını tıkayacaklar. Türkiye'den mal alımını yasaklayacaklar. Sadece Amerika açısından değil, Avrupa açısından da geçerli olacak bu. Hatırlatırım, Türkiye'nin bile İran'a ihracat yapmasını engellemişti. İran'dan doğalgaz ya da petrol almasını zorlaştırmışlardı. En azından döviz üzerinden. Halk Bankası davası gibi bir dava karşımıza çıkmıştı. Şimdi benzer yaptırımların Türkiye'ye uygulanması durumunda işler bizim için de karışacaktır. İlk yaptırımın çok hafif bir şey olduğu, çok da önemsiz bir şey olduğu falan gibi yorumlar var. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Evet, hafif yaptırımlardan birisi uygulandı ama savunma sanayini köşeye sıkıştırabilecek, pek çok yedek parçanın alınamayacağı bir ortama sokacak bir pozisyondan, bir durumdan bahsediyoruz. Yani katsa yaptırımların hiçbiri hafif değil. Bunların daha da ağırlaştırılması söz konusu olabilir ve bu yaptırımların ağırlaştırılmasının ihtimali bile yabancı kaçışını, çıkışını hızlandıracaktır. Yerlilerin de çıkışını hızlandıracaktır. Bu arada 1 milyon liranın üzerindeki 17.100 hesap, geçen sene zaten Türkiye'den kaçmış yerli hesaplardan bahsediyoruz. Bırakın yabancıları, yerliler bile kaçıyor. Bu da Türkiye'ye olan güvensizliği gösteriyor. Türkiye ekonomisine olan güvensizliği ve Türkiye yönetimine olan güvensizliği gösteriyor. Onun için açıklamalar çok önemli. Bakanların çıkıp da bankalardaki dövizlerle ilgili çok da düşünmeden konuşmaları açıkçası bu tedirginliği daha da arttıracaktır. Kaçışın daha da hızlanmasını sağlayacaktır. Bu da kur üzerindeki şokların artışını beraberinde getirecektir. Kıtlık ekonomisini beraberinde getirecektir. Yüksek faiz ortamını beraberinde getirecektir ve aynı zamanda enflasyonist ortamı beraberinde getirecektir. Bunu da unutmamak gerekiyor. Diğer bir konu, korona tüm hızıyla yayılmaya devam ediyor. 73 milyon vakaya ulaşılmış durumda. Birkaç ay içerisinde de 100 milyonun üzerine çıkan vaka sayısına ulaşacağız aşılara rağmen. Evet, aşılarla ilgili olumlu haberler geliyor. Ancak aşılar acaba bu işin önünü tam anlamıyla kesebilecek mi tartışmaları da gündemde. Aşılara rağmen Avrupa'da özellikle yayılım hızı o kadar artmış durumda ki tüm Avrupa'da kapanmalar konuşuluyor. Kısıtlamalar falan değil. Almanya'da olduğu gibi diğer ülkelerde de kapanmalar konuşulmaya başlandı. Dünkü videomda da bu konuyu sizlerle paylaşmıştım. Sadece bu iş Almanya ile kalmaz demiştim. Nitekim kalmayacak gibi görünüyor. Tüm Avrupa'nın kapanması
Avrupa ekonomisinin kapanması, sınırların kapanması bizi pek çok anlamda sıkıntıya sokacak ama en çok finansal anlamda sıkıntıya sokacak. Bir de bunun üzerine tabii ki Avrupa'dan gelebilecek olası yaptırımlar da Türkiye'nin işini daha da zorlaştıracak. Yani önümüzdeki 3 ay çok sıkıntılı arkadaşlar. Bu 3 ayda bakalım biz neler yapacağız ve bakalım bize karşı neler yapılacak ve bunun finansal piyasalardaki etkisi ne olacak? Şunu rahatlıkla söyleyebilirim arkadaşlar. Her ne olursa olsun sadece faiz artırımlarıyla artık doların tutulması mümkün değil. Dolar yükseliş eğilimini hızlandırarak devam edecek. Evet, bugün dar bir banda sıkışmış durumda ama doların 8.80 seviyesine doğru gittiğini göreceğiz. Avrupa'daki kısıtlamalar, Amerika'daki kısıtlamalar, New York başta olmak üzere hatta kapanmalar teşvik haberlerinin de daha çok gündeme gelmesini beraberinde getiriyor. Avrupa yeni bir teşvik paketi üzerinde çalışıyor arkadaşlar. Amerika zaten erken teşvikler üzerinde çalışıyordu. 908 milyar dolar konuşuluyor. 908 milyar dolar geçecek ve bitecek mi? Hayır, bitmeyecek. 2 trilyonla 5 trilyon dolar arasında yeni bir paket daha açıklanacak ve bunun sonrasında da yeni paketler açıklanacak. Amerika ekonomisini ayakta tutabilmek için benzer paketlerin Avrupa'dan da gelmesini bekliyorum. Aynı zamanda FED ve Avrupa Merkez Bankası'ndan da yine varlık alımlarının arttırılmasını bekliyoruz. Bu konuyla ilgili açıklamaların gelmesini bekliyoruz. Bu açıklanan teşvikler altının yükselişini hızlandıracak. Nitekim bugün 1945 seviyesine kadar geldik ve bu seviyelerde kalacak. Daha sonrasında da 1900'ün üzerine atacak kendisini. Önce 1980, sonra 2080-2100 aralığı ana noktaları söylüyorum. Ara noktalarda 1960, 1980, 2020, 2060 ve 2080 seviyeleri var arkadaşlar. Bu seviyelerin en üst noktasını kırdıktan sonra da altın onsu rekor denemeleri yapmaya başlayacak. Teşviklere ve risklere bağlı olarak hareket ufak ufak başladı altının onsunda da. Nitekim altının onsu da geçmişte buna benzer hareketleri yapmıştı. Yani geri çekilmeler, göstermelik düşüş eğilimleri, daha sonrasında hızlı atakları görmüştük altının onsunda da ve 2000 seviyesi de öyle aşılmıştı. 2080 seviyesine kadar çok hızlı bir şekilde yükselmişti bu beklemeden sonra. Aynı bekleme ortamını görüyoruz ve bu ortam bittiği an itibarıyla yine rekor denemeleri gelecek altının onsunda. Yani sabırlı olan herkes bu dönemde kazanacak. Bunun tersini yapanlar, panikle hareket edenler, günlük işlem yapmaya çalışanlar, açgözlü davrananlar, kaldıraçlı işlemlere girenler de her zaman olduğu gibi pişman olmaya devam edecekler. Şimdi arkadaşlar, borsa 139.552 seviyesinde, 140 bine dayanmış durumda, 150 bine doğru gidiyor. Neden yükseliyor? Bugün Halk Bankası %5 oranında yükseldi. Neden Halk Bankası hissesi %5 oranında yükseldi diye baktığınızda hiçbir sebep bulamıyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı'nın dünkü açıklaması dışında. Halk Bankası davası gündemde arkadaşlar. Çok ciddi bir cezayla karşı karşıya kalabilir. Buna rağmen %5'lik bir yükseliş yaşıyor. Halk Bankası ve ona bağlı olarak diğer kamu bankaları ve o zincire özel bankalar da katılıyor. Dolayısıyla arkadaşlar bir anda 139.000'in üzerine giden endeksi görüyoruz. Gerçekçi mi? Değil. O kadar büyük bir balon var ki burada. Yarın öbür gün Halk Bankası davası gündeme geldiğinde, bankacılık sistemiyle ilgili sıkıntılar gündeme geldiğinde, özellikle batıklar açıklandığında ve Türkiye paraya sıkıştığında, bankaların kısa vadeli borcu ödenemez hale geldiğinde, sendikasyon kredileri bulunamadığında, kur şoku yaşandığında çok ciddi sıkıntılarla karşılaşacak bankalar. Ama ona rağmen bankacılık hisseleriyle şu anda 139.500 seviyesine gelmiş bir borsa var. Diğer hisselerde kıpırdanma yok ama sonuç itibarıyla endeks yukarıya doğru 3-5 tane bankayla çıkmaya devam ediyor. Müthiş bir illüzyon, müthiş bir kandırmaca var, kim ne derse desin arkadaşlar. Sadece borsanın yukarıya gidiyor olması bir ekonominin iyi olduğu anlamına gelmez. Sadece 3-5 bankacılık hissesiyle endeksin yukarı taşındığını görüyoruz. Bence çok tehlikeli bir süreçten geçiyoruz. Dolar 7.85 seviyesinde, dediğim gibi 7.90-7.85, 7.90-7.80, sonra 8 tekrar 7.80. Yani 20 kuruşluk bir aralığa sıkışmış durumda dolar. Bu bize artık çok net bir şekilde gösteriyor. Fırtına öncesi sessizlik, dolar ciddi bir patlamaya hazırlanıyor. Eğer kademeli yükselirse ilk hedefi 8.80, artık 8.20, 8.40, 8.60, bu seviyeleri çok hızlı geçeceğiz. Çünkü burada çok bekledik. Çok bekledik.
beklediğimiz için de bir anda 8.80'e giden bir dolar kuru göreceğiz. Aynı zamanda altın onsunun da bugün 1855 seviyesine geldiğini görüyorum. %1.51'lik artış var. Bu yükseliş eğilimi önümüzdeki günlerde hızlanacak. Ve hem onsun hem doların yükselişiyle birlikte, yani 8.80'e giden dolar kuru 1980'lere giden ons fiyatı ile birlikte gram altının da 540-550 aralığına yerleştiğini göreceğiz. Bu bizim ilk hedefimiz ve basit hedefimiz olacak arkadaşlar. Sonrasında ise onsun rekor denemeleri yapması, dolardaki kırılmalar, özellikle devalüasyonist etkileri görmemizle birlikte 1000 liraların üzerine giden bir altın gram fiyatı göreceğiz. Kim ne derse desin. Euro ve sterlin doların yükselişine bağlı paralel ilerleyecek. Gümüşün gramı yine altının gramının yükselişine paralel yükselecek. Hatta biraz daha agresif ataklar yapabilir. 14.69 seviyesindeki bir tahvil faizini görüyoruz. O da yükseliş eğilimini devam ettirecek. Brent petrol de 50 dolar seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Tutunabilir mi? Hayır, tutunamaz arkadaşlar. Hem Avrupa ekonomisi hem Amerika bu kadar sert bir şekilde küçülürken, daralırken, kendisini kapatırken petrol fiyatlarının burada kalması mümkün değil. Petrol fiyatlarının 20 dolara doğru gittiğini göreceğiz. Aynı 2020'nin başında olduğu gibi petrol fiyatının 20 doların altına gittiğini göreceğiz. Sonuç arkadaşlar, çok kritik bir dönemdeyiz. Tam anlamıyla fırtına öncesi sessizlikteyiz. Her an büyük dalgalarla karşı karşıya kalabiliriz ve bu büyük dalgaların altında ezilebiliriz. Onun için mümkün olduğunca sakin olalım. 24 Aralık faiz arttırımı olur mu? Faiz arttırımı olursa dolar geriye gelir mi? Düşer mi? 5 lira 6 lira olur mu? Olmaz arkadaşlar. Bakın tekrar söylüyorum. Türkiye'nin bu kadar çok riski varken faizi siz 500 bas puanda arttırsanız ancak bu seviyelerde tutmayı başarırsınız. O da çok kısa vadeli tutarsınız. Sonrasında dolardaki ataklar çok daha hızlı olur. Sizi hem yüksek faiz ortamına sokar, hem kur şokunu daha da perçinler, hem de ekonomik sıkıntılarınızı büyütür. Ekonomik ve finansal krize doğru sürüklenmenizi beraberinde getirir. Faiz arttırımı bu iş için bir çözüm olmayacak. Ama denenebilir mi? Evet, denenebilir. İşe yarar mı? Hayır, işe yaramaz arkadaşlar. Evet, bu videonun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram'dan hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.